dilini, yani ağzını, dilini Allah'ım beni affet demeye alıştır. Yani Türkçesi nedir? Estağfurullah. Türkçesi mi estağfurullah? Türkçesi de estağfurullah olsun arkadaşlar. Ağzımıza otursun. Türkçesi de estağfurullah olsun. Arapçası da estağfurullah olsun. İngilizcesi de estağfurullah olsun. Estağfirullah, estağfirullah. Ama ağızla değil, kalp ile. Bak bunu söylüyoruz, hadis-i şerif okuyoruz. Millet kıt anlamıyor. Bir kimse ağzıyla dört defa, ağzıyla dört defa estağfurullah dese ona büyük günah yazılıyor. Ne demek ağzıyla? Ağzını kenarıyla estağfurullah. Allah, estağfurullah, estağfurullah. Hayırdır? Ne demek ağzını kenarıyla estağfurullah? Estağfurullah arkadaşlar buradan çıkar. Buradan. Gerçek istiğfar buradan çıkar. Buradan dilden dışarı. Ama ağızla dört defa estağfurullah diyene kebair günah yazılıyor ya. Hadis-i şerif okuyorum ben sana. Kafadan mı konuşuyorum? Şimdi. Çünkü öyle anlar vardır ki. Üf, o saatlerde Allah Celle Celaluhu diyor. Bak. Duaları reddetmez. Öyle anlar vardır. Arkadaşlar duaların bazen ben burada sohbetlerin sonunda bazen bedduayı kesiyorum arkadaşlar. Bunu size de söylüyorum. Niye diyorum? Ben diyorum şimdi duaların kabul olduğu zamanı denk gelir. Diyorum başımıza bela almayalım. Tabii. En son burada Bacılar Belediye Başkanı'na salladık. Adam gece kalp krizi. Öyle lan şaka değil kardeşim. Şaka yapmıyoruz ya. Adam dedik sen dedik Mustafa kardeşi nasıl çağırırsın? Ramazan dedik. Saydırın bunu Allah dedim senin yerinde bir de batsın. O gece kalp krizi bilmem ne. Adam sabahına istifa etti. Yerine başkası geldi. Sabahına. Ben ettim diye olmadı lan. Demek ki kabul zamanı denk geldi. Evliyaullah değiliz yani. Eşkıyayız o ayrı bir şey de. Ama şimdi buradaki mevzu ne? Duaların kabul olduğu saate denk gelirse mevzusu. Çünkü öyle anlar vardır ki Allah Celle Celaluhu reddetmez, istediğini ihsan eder. Allah Celle Celaluhu günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. Muhabbete bak. Arkadaşlar bunu sevip söylüyorum. Gerçek tövbe pişmanlıktır. Gerçekten pişman olan bir adam estağfurullah demeden bile Rabbim Celle Celaluhu onu affediyor. Ne kadar ince mesele değil mi ya? Rabbim Celle Celaluhu neye bakıyor arkadaşlar? Kalplere bakar. Kalben bir insan gerçekten pişman olursa o adamın iki rekat tövbe namazı kılmasına gerek kalmaz. Kılarsa cilalamış olur. Taberende geçiyor. Küçük günahlarda ısrar edilirse bak küçük kalmaz. Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz ne demek arkadaşlar? O büyük günah olarak yazılır. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük günah kalmaz deylemi. Bak şimdi. İstiğfar eden günde 70 defa aynı günahı işlese de ısrar etmiş sayılmaz. Tirmizi. Arkadaşlar aranızda günde aynı günahı 70 kere yapan var mı? Varsa bir plaket verelim ona. Özel bir plaket yapalım. Yok. Bak yok ama ona rağmen yapsa bile diyor. Tövbe ederse hepsine samimi şekilde. Olabilir mi? Misal bu olabilir. Hadi yaptı 70 kere ya. Yine de diyor ısrar etmiş sayılmaz. Tirmizi. Günde 70 defa istiğfar edenin 700 günahı olur. Ne demek? Eline tesbih alacaksın. 70 kere estağfirullah, estağfirullah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki ben günde 100 defa istiğfar ederim. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Allah Resulü günde 100 defa istiğfar ediyorsa ne yaptı biliyor musun arkadaşlar? Kendine 1200'ü tesbih yaptı. Bir rivayette 1000, bir rivayette 1200'ü tesbih. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Aman ya Rabbi ya. İstiğfara devam edeni Allah Celle Celaluhu dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Ummadığı yerden rızıklandırır. Arkadaşlar bak gerçekten bu işin şeyi yok. Ciddi anlamda dilini, kalbini istiğfara alıştıran zengin olmazsa, dertlerine derman bulmazsa, gelsin suratıma tükürsün bak. Açık konuşuyorum. Allah dostlarından biri istiğfarede de bu makama geldi diyor biliyor musun? Ama diyor, tek bir şey kaldı geri diyor. Birisini anlatıyor bunu. Diyor ki Ahmed İbni Hanbel'i göremedim diyor. Peki anlattığı kişi kim? Ahmed İbni Hanbel. Ya. Ya görüyor musun istiğfarı? Mesela adam fırıncı. Fırın atıyor estağfurullah. Odun atıyor estağfurullah.
küreyi sokuyor, estağfurullah. Ekmeği çıkartıyor, estağfurullah. Poşete koyuyor, estağfurullah. Ama bizim gibi estağfurullah değil ha. Kalben estağfurullah. Ya attığı her adıma besmele çeken Allah dostları var. Aldığı nefese besmele çeken Allah dostları vardı. Allah dostu Zeynel Abidin olması lazım. Yanlış hatırlayabilirim. Bahçesinde 1000 tane ağacı vardı. 1000 tane ağaç. Her ağacın gölgesinde 2 rekat şükür namazı kılıyordu. Nafile namaz kılıyordu. Nasıl oluyor? Oluyor işte. Adam olursa neler oluyor neler. Biz bunun için şaşırıyoruz. Allah nasıl oluyor? Nasıl kılıyor ya günde 2000 rekat? Nafile! Bizde zamanda bereket kalmadı ki. Biz zaten öğlen namazını kılana kadar ikindi geliyor. Zaten 15 dakika kala kılıyoruz yani. Tabii. Yatsıyı öp başına koy. Sabah zaten Allah selam versin. Kalkamıyorsun. Nereden kalacağız şimdi? Bir mümin günah işleyince melekler 3 saat bekler. Bununla alakalı 6 saat rivayeti de var, 9 saat rivayeti de var. Evet. Mesela günah işledin. En hafifini söyleyelim. Namahreme baktın. Estağfurullah demedin. Melekler 3 saat bir rivayette, 6 saat bir rivayette, 9 saat diyelim. 9 saat bekler. Bekler. Şimdi soldaki nedir arkadaşlar? Memur. Sağdaki amir. Soldaki mesela sen Allah muhafaza namahreme baktın. Soldaki hemen başlıyor. Sağdaki diyor ki dur bir sakin ol. Çünkü memur bu amir. Tabi. Nedir meleklerin adı? Söyleyin. Kiramen Katibin. Teşekkür ederim. Kiramen Katibin melekleri. 9 saat sonra eğer tövbe etmezse sağdaki der ki yaz. Tövbe etmedi. Ya 9 saat ya. Yazık vallahi yazık ya. 9 saat. Allah Allah nasıl bir rezilliktir bu ya. Ya insan aklına hiç mi tövbe gelmez? İşte bak nasip. Vallahi bu işler nasip. Nasip meselesi. Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa pişman olunca diyor Allah Celle Celaluhu tövbenizi kabul eder. Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalplerin cilası istiğfardır. Derdinizi ve devanızı bildireyim. Derdiniz günahlar, devası istiğfardır buyurdu Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Bir günahkar istiğfar eder. Sonra bu günahı tekrar yaparsa, sonra istiğfar eder. Üçüncü de yine yaparsa, yine istiğfar ederse, dördüncü defa yapınca ona diyor büyük günah yazılır. Değil mi? Kasten bilerek yaparsa kebair günah. Günaha devam edip diliyle istiğfar eden Rabbi ile alay etmiş sayılır Beyhaki. Sohbetin başında söylediğimiz hafif kaldı. Ne dedik? Ağzıyla 4 kere istiğfar eden neydi? Sohbetin başında söyledik. Büyük günahlardan yazılıyor. Bu diyor ki eğer diyor ısrar ederse Allah Celle Celal'e alay etmiş sayılır diyor. Beyhaki diliyle estağfurullah diyor. Haşa sen Allah'la dalga mı geçiyorsun? Tövbe haşa ve kella. Herkes günah işler fakat günahkarların en iyisi tövbe edenleri buyurdu Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Günahına pişman olup abdest alan, namazını kılan ve günah için istiğfar edeni Allah Celle Celaluhu affeder. Nesai'de geçiyor. Kıyamette amel defterinde çok istiğfar bulunana müjdeler olsun Beyhaki. Arkadaşlar istiğfarı dilinize pelesenk edin. Ama kalpten gelen bir tövbe ile. Kalpten gelmiyorsa hiç. Bir cacık olmaz arkadaş ben sana söyleyeyim. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune